Hepimiz tabanı 10 on olan onluk sayma sistemini biliyoruz. Bu sistemde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 10 farklı rakam var. Fakat bu sistemin yanı sıra tabanı 2 olan bir sistem de var. Buna ikili sayı sistemi diyoruz ve 10 yerine 2 tane rakam var. Bu sistemde onun üstleri değil, 2'nin üstleri var. Bu taban dediğimiz şeyi 3, 4, 5, 6, 7, 8, hatta 10'dan fazlaya bile çıkarabiliriz. Bu videoda size çokça kullanılan ve onluk sistemden daha fazla rakam içeren 16'lık sayı sisteminden bahsedeceğim. Tahmin edebileceğiniz gibi burada 10 rakam yerine 16 rakamımız olacak. Peki bu rakamlar neler? Yine az sonra göreceğiz. Burada 10 ve 2'nin üssü yerine 16'nın üssü olacak. Onluk sistemdeki rakamları kullanarak başlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi 6 rakama daha ihtiyacımız var. Genelde yapılan şey alfabedeki ilk 6 harfi kullanmaktır. A B C D E F Ama bunlar rakam değil, harf diyebilirsiniz. Unutmayın, zaten bu yazdıklarımın hepsi bir kağıt üzerindeki rastgele karalamadan ibaret. Yani bize tanıdık gelen bu simgeler aslında kullanmaya alışkın olduğumuz için tanıdık, anlamları oldukları için değil. Mesela şu gördüğümüz simgeyi şimdiye kadar 8 tane nesneyi anlatmak için kullandınız ve 8 kelimesiyle özdeşleştirdiniz. Dolayısıyla 16'lık sayı sisteminde bu sembol sizin a demenizi sağlayan bir harf değil. Tam tersi bu sembolle göstermek istediğimiz 10 tane şey. Yani şurada a şeyim var demek gibi. 11 olsa b tane şeyim olurdu. 12 c şey. Veya burada 13 şey var demek yerine d şey var demek gibi. Yine aynı şekilde 14 şey yerine e şey ve 15 şey yerine f şey gibi. Peki bu sistemi nasıl kullanıyoruz? Bakalım ondalık sistemdeki 231 sayısını burada gösterebilecek miyiz? Öncelikle size sayıyı vereceğim. Daha sonra bunu nasıl dönüştürdüğümüzü göstereceğim. Yani basamak değerini gösterip nasıl dönüştürüldüğünü anlatacağım. Ondalık sistemde 231 olan sayı 16'lık sayı sisteminde E7'ye denk geliyor. Yine muhtemelen çok saçma olduğunu düşünüyorsunuz. E7 cidden bir sayı mı diyebilirsiniz? Evet. E7 gerçekten bir sayı. Şimdi bu basamak değerleri ne ifade ediyor? Şu ilk basamak 16 üssüz 0'ı ve birler basamağını ifade ediyor. Peki E neyi gösteriyor? Onluk sistemde bu 10 üssü 1'di. İkili sistemde 2 üssü 1'di. 16'lık sistemde 16 üssü 1 olacak. Yani burası 16'lar basamağı. Yani bu sayı e 16'lar artı 7 birler basamağı. Bunu 16'lık sayı sisteminde düşünürsek e 16'lar nedir? 16'lık sistemde e 14'e eşit. Yani onluk sistemde bu sayı 14 16'lar. Bu da 14 çarpı 16 demekle aynı şey. Yani 224. Buna bir de 7 birleri ekliyoruz. 224 artı 7 eşittir 231. Kısacası aynı miktarı herhangi bir sayı sisteminde ifade edebiliyoruz. Ondalık sistemde yazabildiğimiz bir sayıyı ikilik, onaltılık, otuz birlik, 60'lık vesaire tüm sayı sistemlerinde yazabilirsiniz. Buradaki örüntüyü de fark etmişsinizdir. Ne kadar fazla sembol varsa, bir sayıyı ifade etmek için o kadar az basamak kullanılır. Şöyle de düşünebilirsiniz. Sayı sistemi, yani sembol arttıkça, basamakların her biri daha fazla bilgi taşıyor. Yani bu sembol 16 sembolden biriyken, şuradaki sembol 2 sembolden, bu da 10 sembolden biri. Kısacası, daha fazla sembol oldukça, belirli bir miktar yazmak için daha az basamağa ihtiyacımız olacak. Veya şöyle düşünün, 16 gibi büyük bir tabanınız varsa, 16'nın üstlerini aldıkça, şu e'nin yanında mesela 16'nın karesi, yani 256 olacak. Yani daha büyük sayıları daha az sembolle ifade edersiniz. Bence bu çok ilginç. Umarım siz de 16'lık sayı sistemiyle uğraşmaktan zevk alırsınız. Bunun da ötesinde aslında bunun faydalı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Mesela çoğu internet sayfası bu sistemi kullanıyor. Sayfanın formatının yazıldığı HTML'ye bakarsanız mesela bir rengi göstermek için 16'lık sayı sistemi kullanıldığını görürsünüz. Bunun sebebi ise kırmızı, yeşil ve mavinin yoğunluğunun 0 ila 255 arasında değişmesidir. Dolayısıyla bu aralıkta bir kod yazmak için 16'lık sayı sisteminden 2 sembol biçilmez kaftan. Düşünsenize FF sembolü ondalık sayı sisteminde kaça denk gelirdi? Video bitince bunu bulmanızı istiyorum. Daha eğlenceli bir şey yapmak isterseniz başka bir soru daha sorayım. AF3 onluk sistemde kaça denk gelir? Bu arada bu özel bir sayı değil. Sadece ilginç olsun diye söyledim. Hadi, cevapları bekliyorum.